3 ay gibi kısa zaman içinde kurulmuş olmasına rağmen oldukça yol alan Şimşek Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Şimşek tüm üyeleriyle bir araya geldi. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimşek, özellikle aile birliğimiz birlik beraberlik amaçlı ortaya çıkmış olup taziye, düğün ve hastalarımızın yanında olmayı, onların sıkıntısını ve sevincini paylaşmak olacaktır dedi. Birlik beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde. Şimşek, bugün birey olarak, memleket olarak, ülke olarak da birlik beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bir zamandayız. Değerli dostlarım, Türkiye büyük ülkenin adı. Allah'a şükür 14 yıl içinde büyük yatırımlar yapıldı. Bu yatırımı hazmedemeyenler var. Allah onlara fırsat vermesin. Biz birey olarak, aile olarak, ülke olarak birlik beraberliğimizi sağlasak bütün sıkıntıların üstünden geliriz inşallah dedi. Şimşek, bu organizasyon ile tüm aile birliği üyelerinin kenetlenmiş olması ve ailenin hem aile bağlarının hem de toplum bağlarının güçlenmesine vesile olacaktır inşallah. Şimşek, aile birliğinin birinci olağan toplantısında şu anda 24 yönetim kurulu üyemiz ve 240 üyemiz bulunmaktadır, dedi. Onun için bu ülkenin birlige beraberliğe ihtiyacı vardır. Birliği aileden başlayacaksın. Ülkeler başlayacaktır. Eğer biz bu birliğimizi sağlarsak, Allah'a şükür bizlerin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Benim şimdi sizlere bir CD hazırladık. Aramızdan ayrılanların fotoğraflarını bulduk. Onların bir belgeselini yaptık. Ama ondan önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasını sizlere sunmak istiyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnsanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Yalnız üç kişinin amel defteri açık kalır. Ve sevap yazılmaya devam edilir. Sadaka-i cariye verenlerin, hayırlı bir evlat yetiştirenlerin, faydalı ilim bırakanların amel defterleri kapanmaz. Öldükten sonra da sevap yazılır. La tahzen innallâhe mâna. Korkma, çekinme, üzülme, hüzünlenme, yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir. Daha sonra aileyle büyüklerimizden ebedi hayata intikal edenlerin bir slayt gösterisiyle program sona erdi. Salonda duygusal anlar yaşandı.